Herkese merhabalar. Bu videomuzda 16 Ağustos 2020 tarihinde yapılan 88. dönem özel güvenlik sınavının soru ve cevaplarını sizlerle paylaşacağız. Sorulara geçmeden önce videomuzun sağ alt kısmında yer alan alt yazılar kısmından Türkçe alt yazıyı açmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü videoyu yayınladıktan sonra unuttuğum ya da düzeltmem gereken hususlar varsa bunu ancak Türkçe altyazı ile yapabiliyorum. Bu hususu belirttikten sonra hemen ilk soruyla başlayalım. Birinci soru. Özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun kabul yılı ve sayısı aşağıdakilerden hangisidir? A. 1994 Taksim 5188 B. 2004 Taksim 5188 C. 2012 Taksim 5188 D2006 Taksim 5442 E2010 Taksim 3201 Burada bizden 5188 sayılı kanunun kabul isteniyor. 5188 sayılı kanun 10 Haziran 2004 tarihinde kabul edilmiştir. Resmi gazetede ise 26 Haziran 2004 tarihinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girmiştir. 5188 sayılı kanundan önceki kanun yani özel güvenlikle ilgili kanun 1981 yılında çıkarılmış ve 2495 sayılı kanundur. Özel güvenliğin temelinde 2495 sayılı kanun oluşturmaktadır. Yani cevabımız B şıkkı 2004 Taksim 5188. İkinci soru 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre Görevli olduğu esnada bir özel güvenlik görevlisi hırsızlık yapan bir şüpheliyi yakaladığında aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A) Şüpheliyi en kısa sürede tutanakla genel kolluğa teslim eder. B) Şüpheliyi amirine teslim eder. C) Gözaltına alır, kolluğa bilgi verir. D) Çalınan malı sahibine teslim ederek şüpheliyi kolluğa teslim eder. E) Şüpheli şahsın ifadesini alır. Bu gibi durumlarda özel güvenlik görevlisi yakaladığı şüpheliği bir tutanakla beraber genel kolluğa teslim eder. Yani cevabımız A şıkkı. Üçüncü soru aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonu üyesi değildir? A. İl jandarma komutanlığı temsilcisi B. İl emniyet müdürlüğü temsilcisi C. Sanayi odası temsilcisi D. Ticaret odası temsilcisi e belediye etkisi. Özel güvenlik komisyonu ile ilgili kısa bir bilgi verelim. Özel güvenlik komisyonu valinin görevlendireceği bir vali yardımcısının başkanlığında il emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığı, ticaret odası başkanlığı ve sanayi odası başkanlığı temsilcilerinden oluşur. Sanayi odasının bulunmadığı illerde komisyona ticaret ve sanayi odası başkanlığının temsilcisi katılır. Özel güvenlik izni verilmesi ya da bu uygulamanın kaldırılması için başvuran kişi ya da kuruluşun temsilcisi ilgili komisyon toplantısına üye olarak katılır. Komisyon kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sağlanır. Çekimser oy kullanılmaz. Buna göre cevabımız E şıkkı belediye yetkilisi olacaktır. Dördüncü soru zor kullanma şartları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Kanunilik B. Keyfilik C. Zorunluluk D. Ölçülülük E. Kademelilik Zor kullanma şartları ile ilgili keyfilik söz konusu olamaz. Burada yanlış olan cevap B şıkkı keyfilik olacaktır. Beşinci soru temel eğitimini başarıyla tamamlayan özel güvenlik görevlilerine Kimlik kartları hangi makamca verilir? A) Emniyet Genel Müdürlüğü, B) Genel Kurmay Başkanlığı, C) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, D) Jandarma, E) Valilik. Eminim ki çoğunuzun karıştırdığı sorulardan birisi oldu bu. Şimdi inşallah sınavı geçtiniz. Sınavı geçtikten sonra gerekli evrakları ve harç parasını yatırıp yaka kartının gelmesini bekliyorsunuz. Bu konuda alacağınız sertifika valilik tarafından veriliyor. Sertifika üzerindeki imza ise genelde vali adına il emniyet müdürlüğünden bir kişinin imzası oluyor. Yani cevabımız E şıkkı valilik olacaktır. 6. Bir kamu kurumu bünyesindeki özel güvenlik biriminde çalışan özel güvenlik görevlisi kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir? A idare mahkemesine, B Polise, C işçi sendikasına, D iş mahkemesine, E işveren sendikasına. Özel güvenlik görevlisi disiplin cezasına karşı idare mahkemesine başvurabilir. Cevabımız A şıkkıdır. 7. soru. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın en son aşamasıdır? A silah kullanma, B bedeni kuvvet kullanma, C göz yaşartıcı gaz kullanma, D polis köpeklerini kullanma, e basınçlı su kullanma. Zor kullanmada en son aşama silahla kullanmadır. Yani cevabımız A şıkkı silahla kullanma olacaktır. 8. Yöneticiler sadece bir faaliyet izin belgesinde yönetici unvanı alabilirler. Özel güvenlik birimleri veya özel güvenlik şirketlerinin şubelerinde veya bir güvenlik sorumlusu belirlenir. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik sorumlusunda aranacak şartlardan değildir? Burada bize 5188 sayılı kanunun 5. maddesiyle ilgili bir soru gelmiş. Hemen şıklara bakalım. A) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, B) 18 yaşını doldurmuş olmak, C) En az ön lisans mezun olmak. D. Silahsız olarak görev yapacaklar için en az 8 yıllık ilköğretim veya ortaokul, silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya denge okul mezun olmak. E. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreli hapis cezasına mahkum olmamak. Burada yanlış olan şık D şıkkıdır. D şıkkı özel güvenlik yaka kartı almak isteyenler için bir seçenektir. Burada bazı arkadaşlar C şıkkı ile karıştırabilir. O da sorunun ayrıntısında gizli. Burada bizde güvenlik sorumlusunu soruyorlar. Eğer yöneticiyi sormuş oluyor olsalardı lisans mezunu olmak gerekiyordu. Ancak güvenlik sorumlusunun en az ön lisans mezunu olması gerekiyor. Dolayısıyla burada yanlış olan cevap değişik oluyor. Lise ya da daha altı durumdaki mezunlar güvenlik sorumlusu olamazlar. Sıradaki soruya geçmeden önce kanalıma halen abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklayarak bundan sonraki paylaşımlarımdan haberdar olabilirsiniz. Ve sıradaki sorumuz özel güvenlik sorumlusunun atanabilmesi için özel güvenlik izni verilen yerde en az kaç özel güvenlik görevlisi görev yapmalıdır? Bir önceki soruyla alakalı bir soru. Bu da 5188 sayılı kanunun 5. maddesiyle alakalıdır. Özel güvenlik birimleri veya özel güvenlik şirketlerinin şubelerinde veya 15 kişi ve üzerinde özel güvenlik görevlisi istihdam eden yerlerde en az bir güvenlik sorumlusu belirlenir denilmektedir. Buna göre cevaplarımıza bakalım. A 10, B 15, C 20 D25 E30 15 ve üzeri özel güvenlik görevlisinin çalıştığı yerde en az bir tane özel güvenlik sorumlusunun bulunması gerekmektedir. Yani cevabımız B şıkkı 15 olacaktır. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin tabi olduğu yasaklardan değildir? A görev dışında çalıştırma yasağı. Yani 5188 sayılı kanunun 16. maddesi. B Grev yasağı 5188 madde 17. C. Özel güvenlik kimlik belgesini başkasına kullandırma yasağı. Bu da yasak. D. Silahı görev alanı dışına çıkarma yasağı. Bu da yasak. E. Görev saatleri dışında mesaiye kalma yasağı. Eğer böyle bir ihtiyaç varsa mesaiye kalabilir. Burada bizden istenen cevap E şıkkı. Görev saatleri dışında mesai kalma yasağı. Diğer 4 şık aksine E seçeneği yasak değildir. 11. soru. Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri işveren tarafından kaç gün içinde nereye bildirilmelidir? Bu da 5188 sayılı kanunun 11. maddesi yani çalışma izniyle alakalı bir sorudur. Şıklara bakalım. A. 15 gün valilik. B. 15 gün emniyet. C. 15 gün belediye. D 30 gün valilik E 30 gün emniyet Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri işveren tarafından 15 gün içinde valiliğe bildirilmek zorundadırlar. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olacaktır. 12. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin yetkilerinden değildir? A. Gözaltına alma. B. Yakalama. C. Güvenlik sistem ve cihazlarıyla arama. D. Emanete alma. E. Zor kullanma. Özel güvenlik gerektiğinde yakalar, güvenlik sistem ve cihazlarıyla arama yapar, gerektiğinde yine emaneti alabilir, yine gerektiğinde zor kullanabilir ancak gözaltına alamaz. Cevabımız A şıkkıdır. 13. soru uzun bir paragraf sorusu. Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut ve hayatına yönelik olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare veya delil bulunan kişinin gözaltına veya muhafaza altına almaz işleminden önce hakim kararı olmaksızın özgürlüğünün geçici olarak fiilen kısıtlanarak denetim altına alınması aşağıdakilerden hangisidir? A. Arama B. Yakalama C. Zor kullanma D. Muhafaza altına alma E. Emaneti alma Hakim kararı olmaksızın özgürlüğünün geçici olarak kısıtlanması. Yani bizden istenen B şıkkı yakalama olacaktı. 14. soru. Özel güvenlik görevlileri kanunun 7. maddesinde sayılan yetkilerini nerede ve ne zaman kullanabilirler? A her yerde ve her zaman, B görev alanında ve süresinde, C il sınırları içerisinde ve her zaman, D ilçe sınırları içerisinde ve her zaman, B belediye sınırları içerisinde ve her zaman. Özel güvenliğin yetkileri görev alanında ve görev süresinde olur. Yani cevabımız B şıkkı görev alanında ve süresinde. 15. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı işlenen suçlar nokta nokta karşı işlenmiş sayılır. A. Genel kolluk görevlisine B. Güvenlik görevlisine C. Kamu görevlisine D. Emniyet teşkilatı personeline e. işçi. Özel güvenlik görevlisi görevli olduğu süre ve görev alanında kendisine karşı bir suç işlenmişse bu kamu görevlisine yapılmış sayılır. Cevabımız C şıkkıdır. Yani boşluğu doldurarak okuyalım. Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı işlenen suçlar kamu görevlisine karşı işlenmiş sayılır olacaktı. 16. soru. Ceza muhakemesi kanunun 90. maddesine göre yakalama özel güvenlik görevlilerinin hangi görevlerine girer? A. İdari görevler B. Adli görevler C. Yardım görevleri D. Koruyucu görevler E. Önleyici görevler Ceza muhakemesi kanun 90. maddesine göre yakalama adli görevlere girmektedir. Cevap B şıkkıdır. 17. soru yine 5188 sayılı kanunun 10. maddesi yani özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlarla ilgili bir soru gelmiş. Henüz mahkeme kararı ile kesinleşmemiş olsa dahi bazı fiillerden dolayı hakkında soruşturma veya kovuşturma devam eden kişilerin özel güvenlik görevlisi olmaları kanunen mümkün değildir. 5188 sayılı kanunda aşağıdaki suçlardan hangisi bu kapsamda sayılmamıştır? A. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar. B. Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar. C. Mala zarar verme suçları. D. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar. E. Uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından. Burada kapsam dışı olan suç C şıkkı mala zarar verme suçları olacaktır. Yani böyle bir suçu işleyen bir kişi özel güvenlik görevlisi olabiliyor. Ancak diğer şartlardaki suçlar özel güvenlik görevlisi olmasına engel olmaktadır. 18. soru. Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir? A hakim, B Cumhuriyet Savcısı, C mülki amir, D kolluk amiri, E hiçbiri. Adli aramaya karar verme yetkisi hakimindir. Cevabımız A şıkkı hakim olacaktır. 19. soru. 5188 sayılı kanunun 21. maddesine göre özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük aşağıdakilerden hangisidir? A ek önlemler alma yükümlülüğü, b. zamanında bildirimde bulunma yükümlülüğü, c. temel eğitim alma yükümlülüğü, d. özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü, e. güvenlik sorumluluğu yükümlülüğü. Sorumuzda belirtilen 21. maddede zaten doğrudan çeşitli hükümler özel güvenlik mali sorumluluk sigortası ile alakalıdır. Yani cevabımız D şıkkıdır. Özel güvenlik mali sorumluluk sigortasına ilişkin esas ve usuller hazine müsteşarlığınca belirlenmektedir. Bu yükümlüye uymayan sigorta şirketlerine de yine hazine müsteşarlığınca 8 bin lira bu miktar yılına göre değişebilir ama bunun da bir cezasının olduğunu belirtelim. Cevabımız D şıkkı. 20. soru. Özel güvenlik görevlisi Ahmet ile Mehmet görevli oldukları alışveriş merkezi girişinde yaptıkları kontrolde bir şahsın üzerinde taşınması yasak ve suç olan bıçak ele geçirmişlerdir. Bu suç unsuru bıçakla ilgili olarak hangi tutanağı düzenlemeleri gerekmektedir? A. Emanet alma tutanağı B. Muhafaza altına alma tutanağı C. Yakalama tutanağı D. Zor kullanma tutanağı E. Teslim tesellüm tutanağı Yasak ve suç unsuru teşkil edecek olan bir cisim bulduklarında bunu emanete alma tutanağı ile tespit etmek zorundadırlar. Cevabımız A şıkkı emanete alma tutanağı olacaktır. 21. soru. Görevli oldukları fabrikada devriye görevini yerine getiren özel güvenlik görevlisi Selçuk ile Çetin'in hangi davranışı yanlıştır? A fabrikanın hassas bölgelerini kontrol etme, B şüpheli şahısları izleme, C çevreyle iyi iletişim içinde olma, D trafiği tanzim etme, E ayrı güzergah kullanmaları. Burada yanlış olan seçenek trafiği tanzim etme olacaktır. Özel güvenlik görevlisinin hele ki devriye sırasında böyle bir görevi bulunmamaktadır. Yanlış olan cevap D şıkkı trafiği tanzim etme olacaktır. 22. soru Kontrol noktalarında eşyaların kontrolleri esnasında aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? A. Eşyalar X-ray cihazları ile kontrol edilmelidir. B. X-ray cihazında görevli personel her zaman dikkatli olmalıdır. C. Kontrol sonucunda suç unsuru tespit edilmesi halinde genel kolluğa bilgi verilmelidir. D. Tespit edilen suç unsuruna el konulup şahıs gözaltına alınmalıdır. E şıkkı görevli personel kontrol esnasında başka işlerle ilgilenmemelidir. Burada yanlış olan tutum ya da davranış D şıkkıdır. Özel güvenlik görevlisi tespit edilen suç unsuruna el koyar ancak şahsı gözaltına alamaz. El koyduktan sonra yapması gereken ilk iş genel kolluğa haber vermek olmalıdır. 23. Aşağıdakilerden hangisi önleme amaçlı yakalamadır? A. Ceza muhakemesi kanununun 90. maddesine göre yakalama. B. Görev alanında haklarında yakalama emri bulunanları yakalama. C. Görev alanında haklarında mahkumiyet kararı bulunanları yakalama. D. Kişinin sağlığı bakımından bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama, E aramalar sırasında suç unsuru taşıyan kişi yakalama. Burada A, B, C ve E şıkları zorunlu haller ancak D şıkkı kişinin sağlığı için bir önleme amaçlı yakalama olabilir. 24 Aşağıdakilerden hangisi nokta hizmetinin temel amaçlarından biri değildir? A çevredeki insanlara güç göstermek, B saldırılara karşı görev yapılan bina ve tesisleri korumak, C suç işleme eğiliminde olanlara karşı caydırıcı olmak, D meydana gelebilecek olaylara müdahale etmek, E bölgede yaşayan insanlara güven vermek. Çevredeki insanlara güç gösterisinde bulunmak nokta hizmetinin temel amaçlarından birisi değildir. Dolayısıyla cevabımız A şıkkıdır. 25. soru. Genel güvenliği korumak, suçları işlemeden önce önlemek, işledikten sonra müdahale etmek, vatandaşlara yardımcı olmak üzere sorumluluk bölgesinde gezerek, dolaşarak görev yapan görevlilere ne denir? A. nokta görevlisi, B. devriye görevlisi, C. devriye, D. kontrol görevlisi. E koruma görevlisi, genel güvenliği korumak, sorumluluk bölgesinde gezerek görev yapan görevlilere devriye görevlisi denilmektedir. Cevabımız C şıkkı. 26. soru. Genel kolluğun denetimi ve gözetiminde özel güvenlik görevlileri tarafından hava meydanlarında yapılan aramaya ne denir? A adli arama, B önleme araması, C üst araması, D idari arama, E iş yeri araması. Genel kolluğun denetimi ve gözetiminde özel güvenlik görevlileri tarafından hava meydanlarında yapılan aramaya önleme araması denilmektedir. Yani cevabımız B şıkkıdır. 27. soru: Kamu düzeninin korunması, suçların önlenmesi, özel dikkat gösterilmesi gereken belirli yerlere karşı yapılabilecek saldırıların önlenmesi ve çevre sakinlerine güven verilmesi amacıyla özel olarak belirlenmiş Belirli ve sınırlı bir alanda kurulan görev yeri aşağıdakilerden hangisidir? A) Kişi noktası, B) Araç noktası, C) Kontrol noktası, D) nokta E) Devriye noktası. Her türlü güvenlik tedbirinin alınıp özel güvenlik görevlisinin konuşlandırıldığı yere nokta denilmektedir. Sabit ve üniformalı olarak yerine getirilen göreve de nokta görevi denilmektedir. 28. Suç işlemeye çalışan kişiler ile suç işlemeye elverişli eşyaları bulmak amacıyla kişilerin üstünde, araçlarında veya mekanlarında yapılan araştırma ve kontrol işlemine ne denir? A) Emanet alma B) Arama C) Yakalama D) Muhafaza altına alma E) Zor kullanma. Burada belirtilen araştırma ve kontrol işlemine arama denilmekte. Cevabımız B şıkkı aramadır. 29. soru. Aşağıdakilerden hangisi devriye çeşitlerinden birisi değildir? A. Yaya devriye. B. Bisikletli devriye. C. Motosikletli devriye. D. Olağan devriye. E. Atlı devriye. Burada şık kendini belli ediyor. D şıkkı olağan devriye. Devriye çeşitlerinden değildir. Yaygın olarak kullanılan diğer devriye çeşitlerine baktığımızda bunlar arasında sınır devriyesi, kombine devriye, hava devriyesi, sahil devriyesi ve otogar devriyesi bulunmaktadır. 30. soru. Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin görev yerinde dikkat etmesi gereken hususlardan değildir? A. Sorumluluk alanında meydana gelen olaylara hemen müdahale eder. B. Sorumluluk alanı dışında meydana gelen olayları amirlerine ve genel kolluğa bildirir. C. Görev bitiminde devir teslim yapmadan noktadan ayrılabilir. D. nokta görevlisi noktasının civarında 25 adımlık mesafede dolaşabilir. E. nokta görevlisi zorunluluk olmadıkça nokta içine kimseyi alamaz. Burada yanlış olan cevap C şıkkıdır. Gerek özel güvenlik görevlisi olsun, gerekse de genel kolluk olsun, görev bitimi sonunda devir teslim yapmadan noktadan ayrılamazlar. Burada yanlış olan cevap C şıkkıdır. 31. soru. Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerinden değildir? Tutanağın 6 bölümü var. Hemen bakalım. A giriş, B başlık, C tarih. D sonuç E sunum. E şıkkı sunum tutanağın bölümleri arasında yer almaz. Bölümler arasında başlık, giriş, gelişme, sonuç, tarih ve saat ve imza bulunmaktadır. Tutanakta en az iki resmi görevlinin imzası bulunur şahıs tutanağı imzalamak istemezse imzadan imtina etti diye de not düşülür. Genelde tutanağın bölümleri sorulmazsa bu iki hususta sorulan sorular arasında yer almaktadır. 32. soru aşağıdakilerden hangisi sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun kapsamında özel güvenliğin spor alanlarındaki görevlerinden değildir? A. Genel kollukla birlikte spor alanının iç güvenliğini sağlamak. B. Spor alanlarında ateşli silah taşımak. C spor alanı girişinde genel kolluğun gözetim ve denetiminde arama yapmak, D spor alanlarına sokulması yasak maddelerin içeri sokulmasına engel olmak, E spor alanı içerisinde düzeni bozucu davranışta bulunanları Müsabaka güvenlik amirine bildirmek. Özel güvenlik görevlileri spor alanlarında ateşli silah taşıyamazlar. Burada yanlış olan cevap B şıkkıdır. Bu sorumuzda 5188 sayılı kanunun 8. maddesi yani silah bulundurma ve taşıma yetkisi ile alakalıydı. 8. maddeye göre hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne kadar miktar ve özellikle ateşli silah bulundurabileceği komisyon tarafından belirlenir. Ancak eğitim ve öğretim kurumlarında, sağlık tesislerinde, talih oyunları işletmelerinde, içkili yerlerde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilmez. Özel güvenlik görevlileri özel toplantılarda, spor müsabakalarında, sahne gösteri ve benzeri etkinliklerde silahlı olarak görev yapamazlar. Yani özel güvenlik görevlileri özel toplantılarda, spor müsabakalarında Sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde silahlı olarak görev yapamıyorlar. 33. Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlilerinde bulunması gereken araç ve gereçlerden değildir? A) Cep telefonu B) Kelepçe C düdük, D cop, E el feneri. A şıkkı cep telefonu devriye görevlilerinde bulunması gereken araç ve gereçlerden değildir. Devriye personelinde bulunması gereken araç ve gereçlerin tamamına baktığımızda mevsimine göre kıyafet, not defteri ve kalem, kelepçe, düdük, el feneri, cop, silah ve mühimmat ve görev yeri ve durumuna göre ihtiyaç duyulabilecek Diğer malzemeler. 34. Özel güvenlik hizmetlerinin mahiyetini 5188 sayılı kanunda geçen aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade etmektedir? A) Kamu güvenliğini sağlayıcı B) Özel güvenliği sağlayıcı C) Kamu güvenliğini belirleyici D) Kamu güvenliğini tamamlayıcı E) Kişi güvenliğini sağlayıcı 5188 sayılı kanunun birinci maddesi şöyle der. Bu kanunun amacı kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir. Yani cevabımız D şıkkı kamu güvenliğini tamamlayıcı olacaktır. 35. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görev alanlarında dikkat edecekleri hususlardan değildir? A görev alanlarını dikkatli bir şekilde gözlemlemesi, B şüpheli şahıslara duyarlı olması, C şüpheli paketlere duyarlı olması, D şüpheli araçlara duyarlı olması, E olayın tespiti halinde genel kolluğa bilgi verilmemesi. Burada yanlış olan şık E şıkkıdır. Olayın tespiti halinde genel kolluğa bilgi verilmelidir. 36 Devriye görevine çıkmadan önce amirler tarafından özel güvenlik görevlilerinin görevle ilgili genel ve özel olarak bilgilendirilmeleri aşağıda belirtilen devriye öncesi hazırlık aşamalarından hangisine girer? a. Kişisel hazırlık b. Fiziksel hazırlık c. Zihinsel hazırlık d. Psikolojik hazırlık e. Sosyolojik hazırlık Devriye turu öncesi 3 tane hazırlık türü vardır. 1. Psikolojik hazırlık 2. Zihinsel hazırlık 3. Fiziksel hazırlık Bu soruda bizden istenen zihinsel hazırlıktır. Cevabımız C şıkkıdır. 37. Aşağıdakilerden hangisi önleme amaçlı arama değildir? A. Suç işlemeye çalışan kişileri ele geçirmek için yapılan arama. B. Yaralama olayında kullanılan suç aletini bulmak için yapılan arama. C. Suç işlemeye yarayan araçları ele geçirmek için yapılan arama. D. Suçları önlemek için yapılan arama. E. Genel asayiş ve emniyeti sağlamak için yapılan arama. A, C, D, E şıkkı olay henüz gerçekleşmemiş yani bir önleme çalışması var. Ancak B şıkkında yaralama olayından sonra yani olay olmuş burada bir önleme söz konusu olamaz. Cevap B şıkkı yaralama olayında kullanılan suç aletini bulmak için yapılan arama olacaktır. 38- Görev alanı içinde bir olaya müdahale eden özel güvenlik görevlisi Ahmet olayla ilgili aşağıdakilerden hangisini yapamaz? A- Olay yerinin ve delillerin korunmasını sağlar. B suç işleyen şüpheliyi yakalar. C suç işleyen şüpheliyi gözaltına alır. D genel kolluğa bilgi verir. E olaya müdahale ederken kişisel güvenliğini de sağlar. Burada yanlış olan cevap C şıkkındadır. Özel güvenlik görevlisi gözaltı yapamaz. Delilleri korur. Şüpheliyi yakalayabiliyorsa yakalar genel kolluğa bilgi verebilir. Tabii her şeyden önce kişisel güvenliğini de sağlamak zorundadır. Burada yanlış olan C şıkkıdır. 39 Telsiz konuşmalarıyla ilgili hangi ifade doğrudur? A konuşmalarda rütbe kullanılmalıdır. B mesajlar uzun olmalıdır. C telsizin sesi fazla açılmalıdır. D konuşmalarda isim kullanılmalıdır. E konuşmalar kod üzerinden yapılmalıdır. Konuşmalarda rütbe kullanılmamalıdır. B. Mesajlar uzun olmalıdır deniliyor. Uzun olmamalıdır. Kısa ve net olmalıdır. C. Telsizin sesi fazla açılmalıdır deniliyor. Aksine sesin çok olmaması gerekiyor. D. Şıkkında konuşmalarda isim kullanılmalıdır deniliyor. Konuşmalarda isim kullanılmaz. E. Şıkkında konuşmalar kod üzerinden yapılmalıdır. Burada doğru olan cevap E şıkkıdır. Her görevlinin özellikle bir rakamsal kod ismi vardır. O kodlama ile telsiz üzerinden konuşmalar gerçekleştirilmektedir. 40. soru. Delillerin toplanması yetkisi ve görevi aşağıdakilerden hangisine aittir? A olay yerine gelen ilk ekibe, B çevre güvenliği sağlayan ekibe, C özel güvenlik amirine, D özel güvenlik görevlilerine, E olay yeri inceleme ekibine. Delillerin toplanması yetkisi ve görevi olay yeri inceleme ekibine aittir. Dolayısıyla cevabımız E şıkkındadır. Özel güvenlik görevlisi olay yeri inceleme ya da genel kolluk gelene kadar delilleri en fazla muhafaza edebilir. 41. sorudayız. Güvenlik sistem ve cihazları ile alakalı sorulara geldik. Kamera sistemine ait Pan tilt motor ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Elektrik kesildiğinde devreye girerek kameranın görüntü almasına devam etmesini sağlar. B) Bu motor kameranın aldığı görüntüyü kayıt cihazına göndererek görüntünün kayıt yapabilmesini sağlar ve güvenlik açısından büyük önem arz eder. C) Kameraya hem yatay hem de dikey hareket vermek için kullanılan aksama denir. D) Görüntülenen bölgenin görüntüsünü video sinyallerine çevirerek monitöre aktarır. E. Görüntüyü yakınlaştırma işini yapan aksama denir. Kamera sistemlerinde pantit motor kameraya hem yatay hem de dikey hareket vermek için kullanılan aksamdır. Bu da C şıkkında yer almaktadır. 42. Kartlı geçiş sisteminin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz? A. Personelin giriş çıkışını takip ve kontrol etmek. B. Yetkisiz kişilerin girişini engellemek. C. Hızlı ve seri giriş çıkış kontrolünü sağlamak. D) Personelin veya misafirin bina içerisinde ne tür faaliyetler içinde olduğunu öğrenmek, E) Özel birimlere sadece yetkilendirilmiş personelin giriş yapmasını sağlamak. Kartlı geçiş sistemini kullanan kişilerin bina içerisinde ne tür faaliyetler içinde bulunduğunu öğrenmemiz mümkün değildir. Burada cevabımız D şıkkıdır. 43. Aşağıdakilerden hangisi X-ray kullanımı için doğru bir uygulama değildir? A) Kişilerin yanında taşıdıkları bavul B daha önceden tanıdığınız kargo kuryesinin getirdiği paket, C kişilerin üzerinde bulunan kemer, cüzdan, el çantası, D içinde 6 aylık bebek bulunan çocuk arabası, E kişilerin taşıdığı sırt çantası. X-ray cihazları düşük de olsa radyasyonla çalışan cihazlar olduğundan içinde 6 aylık bebek bulunan çocuk arabası X-ray cihazından geçirilmemelidir. Yani burada doğru olmayan uygulama D şıkkındadır. Sadece bebek arabası denilseydi doğru olabilirdi ancak hem yeni doğmuş bebek hem de hamileler için x-ray cihazları tehlike teşkil etmektedir. 44. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bir binaya sadece yetkili izinli kişilerin giriş çıkışını sağlamak üzere kullanılan bir cihaz veya sistemdir? Sadece yetkili ya da izinli kişilerin giriş çıkışını sağlamak üzere kullanılan cihazı soruyorlar ya da sistemi soruyorlar. 1. kartlı geçiş sistemi 2. x-ray cihazı 3. metal dedektörü 2 ve 3 aramaya dönük cihazlardır. Bir ise giriş ve çıkışı sağlamak üzere kullanılan bir sistemdir. Cevap A şıkkı yalnız bir olacaktır. Yukarıdaki özelliklerden hangisi el tipi metal dedektörü ile kapı tipi metal dedektörünün ortak özelliklerindendir? Bir ışık sinyali, iki ses sinyali, 3 titreşim sinyali. El ve kapı tipinin ortak özellikleri arasında 1 ve 2 bulunmaktadır. Yani ışık sinyali ve ses sinyali. Bu da D seçeneğinde mevcuttur. Cevabımız D seçeneği. 46 İlk yardım sorularındayız ve ilk yardımın tanımı sorulmuş. A yardım çağırmaktır. B olay yerinde ilaç vererek yapılan müdahaledir. C hastanedeki hekimler tarafından yapılan ilk müdahaledir. D olay yerinde hastanın durumunun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan müdahaledir. E ambulansta yapılan müdahaledir. Cevabımız D şıkkıdır. İlk yardımın tam tanımına baktığımızda herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamadır. D şıkkında da ilaçsız olarak yapılan müdahaleye vurgu yapılmış. Cevabımız D şıkkıdır. 47. Temel yaşam desteği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Solunumu veya kalbi durmuş kişiye yapılır. B. Hasta yaralının solunumu Bak, dinle, hisset yöntemiyle değerlendirilir. C. Yapay solunum yapmak için hava yolu açıklığını sağlamaya gerek yoktur. D. Kalp basısı hasta sert bir zeminde sırt üstü yatarken yapılır. E. 30 kalp basısı ve 2 solunum olmak üzere dakikada 100 bası yapılır. Yaşam kurtarmak amacı ile hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra şıklarda belirtilen işlemler yapılıyor. Burada C şıkkında yapay solunum yapmak için hava yolu açıklığını sağlamaya gerek yoktur denilmektedir. Oysa temel yaşam desteğinde öncelik hava yolu açıklığını sağlamaktır. Yanlış olan Burada C seçeneğidir. 48. sorudayız. Bak, dinle, hisset sırasında solunum en fazla kaç saniye dinlenmelidir? A 2 saniye, B 5 saniye, C 10 saniye, D 20 saniye, E 8 saniye. Hasta yaralının solunum yapıp yapmadığı bak, dinle, hisset yöntemiyle 10 saniye süreyle kontrol edilmektedir. Cevabımız C şıkkı 10 saniyedir. 49. Kanamanın durdurulması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Kanama bölgesine en yakın yerdeki baskı noktasına baskı uygulanır. B. Turnike uygulamasında ip veya tel gibi ince malzemeler kullanılır. C. Vücut içine olan kanamalara iç kanama denir. D. Çok sayıda yaralının olduğu yerde tek ilk yardımcı varsa boğucu sargı uygulanır. E. Turnike uzun koptuğu bölgeye en yakın olan ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanır. Burada yanlış olan seçeneği arıyoruz. O da B şıkkında yer almaktadır. Turnike uygulamasında ip veya tel gibi ince malzemeler kullanılır denilmiştir. Oysa turnike uygulamasında ip ve tel gibi kesici malzemeler kullanılmamalıdır. 50. soru ilk yardımın temel uygulamaları hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Klasik ilk yardım sorulardan birisi gelmiş. A kurtarma bildirme tedavi B koruma kurtarma tedavi C bildirme tedavi koruma D koruma bildirme kurtarma E koruma bildirme önleme İlk yardımın temel uygulamaları koruma, bildirme yani 112 ve kurtarmadır. Bu da D şıkkında mevcuttur. 51 Yaralanmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Yaraya saplanan yabancı cisimler çıkarılmaz. B. Kafatası ve omurga yaralanmasında bilinç açıksa ve ikinci tehlike yoksa yaralı hareket ettirilmez. C. Yaralının baş, boyun, gövde ekseni bozulmamalıdır. D. Yaralının bilinç düzeyi değerlendirilir. Kanamaları durdurulur. E. Araç içindeki yaralı tehlike olmasa bile çıkarılır. Yanlış olan cevap E şıkkı. Araç içindeki yaralı tehlike olmasa bile çıkarılır. Tehlike yoksa ilk yardım ekiplerinin gelmesinin beklenmesi daha doğrudur. Cevabımız E şıkkı. 52. soru. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Elektrik yanıklarında öncelikle elektrik akımı kesilir. B. Yanık bölgesindeki su toplamış yerler nazikçe patlatılır ve yanık merhemi sürülür. C. Kimyasal madde yanıklarında bölge bol suyla yıkanır. D. Sıcak çarpmasında hasta yaralı Serin bir yere alınır. E donmuş bölgeler olmaz. Kendi kendine ısınması beklenir. b şıkkında su toplamış yerler nazikçe patlatılır denilmekte. Bu yanlış bir uygulamadır. Doğrusu su toplamış yerler patlatılmaz olacaktı. 53. Aşağıdaki organlardan hangisi karın boşluğunda bulunmamaktadır? A karaciğer, B mide, C bağırsaklar, D safra kesisi E akciğer. E şıkkı akciğer karın boşluğunda bulunmamaktadır. Cevap E şıkkı olacaktı. 54. Bilinç bozuklukları ile ilgili hangisi yanlıştır? A. Kısa süreli yüzeysel ve geçici bilinç kaybına bayılma denir. B. Sara krizinde hastanın yüzüne soğuk su dökülür. C. Sara krizi geçiren bir kişiye ağızdan herhangi bir yiyecek içecek verilmez. D. Sara krizinde kilitlenmiş çene açılmaya çalışılmaz. E. Bilinci kapalı hastanın yaşam bulguları değerlendirilir ve 112 çağrılır. Sara krizinde yani epilepside kriz kendi sürecinin tamamlanmasına bırakılır. Burada B şıkkında sara krizinde hastanın yüzüne soğuk su dökülür denilmiş. Dolayısıyla yanlış olan şık B şıkkıdır. 55 Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A göze yabancı cisim battığında çıkarılır. B kulağa kaçan yabancı cisim ince bir aletle çıkarılmaya çalışılır. C buruna sokulan yabancı cisim ileri itilerek boğaza gönderilir. D. Buruna yabancı cisim kaçmasında kuvvetli bir nefes verilerek yabancı cisim atılmaya çalışılır. Çıkmıyorsa tıbbi yardım istenir. D. Göze toz kaçmasında göz yoğun şekilde oğlanmalıdır. Buradaki A, B, C ve E seçeneklerindeki uygulamalar yanlıştır. Doğru ve mantıklı olan cevap D şıkkındadır. Buruna yabancı cisim kaçmasında kuvvetli bir nefes verilerek yabancı cisim atılmaya çalışılır. Eğer çıkmıyorsa tıbbi yardım istenir. 56. sorudayız. Yangın güvenliği ve tabi afetlerde müdahale tarzı sorularına geldik. 80 ve 86. dönem arasındaki yangın güvenliği sorularını bir video haline getirerek kanalımda paylaştım. İlgilenen arkadaşlar olursa yorum ve açıklama kısmından sadece yangın güvenliği sorularının olduğu o videoma ulaşabilirler. 56. soru yanıcı gazlardan olan likit petrol gazı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Sızıntının olduğu ortamda LPG havaya doğru yükselir. Ortamı havalandırarak gazı tahliye etmek mümkündür. B. Sızıntının olduğu ortamda LPG soğuk etkisinden dolayı açığa çıkan gaz buz kütlelerine dönüşür. C. Sızıntının olduğu ortamda ise ateş kaynağı veya herhangi bir etken olmaksızın oksijen teması ile yanmaya başlar. D sızıntının olduğu ortamda LPG yerde birikir ve dağılmaz. Ortamı havalandırırken bir yandan da süpürerek gazı dağıtabiliriz. E LPG gazı çok yanıcı bir gazdır. Zehirleyici ve boğucu etkisi yoktur. Burada bilmemiz gereken husus LPG gazı yerde birikir, doğal gaz gazı ise havada birikir. Bu ayrıntıyı bildikten sonra bu gibi soruları kolaylıkla cevaplayabiliriz. Bu soruda doğru olan seçenek D şıkkındadır. Sızıntının olduğu ortamda LPG yerde birikir ve dağılmaz. Ortamı havalandırırken bir yandan da süpürerek gazı dağıtabiliriz. 57. soru. Yangın söndürme cihazlarının tekrar dolum süresi aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir? Klasik sorulardan gelmiş. Her yıl, 2 yılda bir, 3 yılda bir, 4 ve 5 yılda bir yangın söndürme cihazlarının tekrar dolum süresi 4 yılda birdir. Cevabımız D şıkkı. 58. Aşağıdakilerden hangisi yangından kaynaklanan tehlikelerden değildir? A) Yüksek sıcaklık tehlikesi, B) Patlama tehlikesi, C) Yangın safhalarındaki tehlikeler, D) Mimari ve yapısal özelliklerden kaynaklanan tehlikeler, E) Çökme tehlikesi. A, B, C ve E şıkları yangın kaynaklı ana tehlikelerdendir. Ancak D şıkkı yani mimari ve yapısal özelliklerden kaynaklanan tehlikeler binanın temel özelliklerinden kaynaklanan tehlikelerdir. Dolayısıyla cevabımız D şıkkıdır. 59 yine sıkça sorulan sorulardan biriyle karşılaşıyoruz. Yangınlarda karşılaşılan can kayıplarına neden olan yanma ürünü gaz hangisidir? A oksijen, B karbonmonoksit, C karbondioksit, D azot, E su. Kışın özellikle haberlerde karbonmonoksit zehirlenmesiyle can kayıpları ile ilgili birçok habere rastlamaktayız. Dolayısıyla cevabımız B şıkkıdır. 60 Yine banko sorulan sorulardan bir tanesi, paratoner sistemleri aşağıdakilerden hangisinden dolayı yangın çıkmasına engel olmayı amaçlar? A. Yıldırım düşmesi B. Sıçramalar C. Bilgisizlik D. Aşırı hava sıcaklıkları E. Doğal gaz kaçağı Paratoner sistemler yıldırım düşmelerine karşı kullanılmaktadır. 61. sorudayız. Soruya geçmeden önce halen daha kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklayarak bundan sonraki paylaşımlarımdan haberdar olabilirsiniz. Ve 61. soru. Yanabilen sıvıların oluşturduğu yangın sınıfı aşağıdakilerden hangisidir? A, A sınıfı yangınlar, B sınıfı, C sınıfı, D sınıfı ve F sınıfı yangınlar. A sınıfı yangınlarda katı yanıcı madde yangını, B sınıfı yani soruda sorulan sıvı yanıcı madde yangını, C sınıfı gaz halindeki yanıcı madde yangını, D sınıfı yanabilen hafif metaller yangını e sınıfı ise mutfak tipi sıvı yağlar olması lazım. Sıvı yangınlar yani cevabımız B şıkkı. B sınıfı yangınlar olacaktır. 62. Aşağıdakilerden hangisi sel anında yapılmaması gereken davranışlardan biridir? A. Su yatağı ve çukur bölgeler hemen terk edilmelidir. Doğru. B. Asla sel sularının bulunduğu bölgelerde araç kullanılmamalıdır. Doğru. C. Elektrik çarpmalarına karşı elektrik kaynaklarından uzak durulmalıdır. Çok doğru. D. Hızla akan su üzerindeki köprülerden uzak durulmalıdır. Doğru. E şıkkı sel ve su baskınları için sigorta yapılmalıdır. Sigortayı sel anında yaparsak bunun bir manası olmaz. Doğal afetlere karşı gerekli tedbirleri ve sigortamızı daha önceden yapmak zorundayız. Burada yapılmaması gereken seçenek E şıkkındadır. 63. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden biri değildir? A köpük, B kum, C. Asetilen, D. Kuru kimyevi toz, E. Karbondioksit. C. Şıkkı, asetilen yangın söndürücü maddelerden değildir. Asetilen bir tür hidrokarbondur. Normal koşullar altında gazdır ve eksi 83 derecede sıvılaşır. Suda ve asetonda çözülür. Yangın sorularından uyuşturucu madde bilgisi sorularına geçiyoruz. Uzun süre madde kullanımı sonrası. Madde kullanımı bırakıldığında fiziksel ve ruhsal sorunların ortaya çıkmasına ne ad verilir? A) Tolerans B) Manevi bağımlılık C) Maddi bağımlılık D) Psikolojik bağımlılık E) Yoksunluk. Madde kullanımı bırakıldığında ya da bulunamadığında oluşan fiziksel ve ruhsal sorunlara yoksunluk denilmektedir. O da E seçeneğinde bulunmaktadır. 65. Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddeler kategori edilirken aralarında yer almaz? A. Alkol ve türevleri B. Kenevir ve türevleri C. Sentetik uyuşturucular D. Afyon ve türevleri E. Kokain ve türevleri A. Şıkkı alkol ve türevleri Uyuşturucu madde kategorisinde yer almaz. Uyuşturucu maddeler elde ediliş kaynaklarına göre veya insan vücudunda yarattığı etkilere göre sınıflandırılırlar. Dolayısıyla burada istenilen cevap alkol ve türevleri olacaktır. 66 etkili iletişim sorularına geçtik. Kişilerin bilinçli veya bilinçsiz olarak duygu, düşünce ve bilgilerini aktardıkları, aktarılanları da anlamaya ve yorumlamaya çalıştıkları sürece ne denir diye sorulmuş. A iletişim, B beden dili, C mimik, D etkileşim, E mesaj. Kişilerin duygu, düşünce ve bilgilerini aktardıkları aktardıklarını da anlamaya ve yorumlaya çalıştıkları sürece iletişim denilmektedir. Cevabımız A şıkkı. 67. Karşıdaki kişiyi dinliyormuş gibi görünüp başka şeyleri düşünmek nasıl bir dinleme türüdür? A. Görünüşte dinleme. B. Seçerek dinleme. C. Denetçi dinleme. D. Savunmacı dinleme. E. Nezaketen dinleme. Dinliyormuş gibi yapmak görünüşte dinlemeye girer. Kendisi orada aklı başka yerde gibisinden. 68 belirlenmiş bir amaca giden yolda insanı harekete geçirici, harekete geçtikten sonra da sonuca ulaşıncaya kadar aynı heyecanı duymaya nokta nokta denir diye sorulmuş. A. Stres B. Endişe C. Etkileşim D. Motivasyon E. Kaygı 68. soruda motivasyonun tanımı yapılmış. Cevabımız D. Şıkkı 69 Özel güvenlik görevi sağlıklı bir empati becerisi gerektirir. Empati aşağıdaki tanımlardan hangisidir? A) Empati iletişime girdiğimiz insana saygı duymaktır. B) Empati iletişime girdiğimiz insanın kişiliğini benimsemektir. C) Empati iletişime girdiğimiz kişiyi anlamaya çalışmak ve onun yerine kendimizi koymaktır. D) Empati iletişime girdiğimiz insana sevgi duymaktır. E) Empati iletişime girdiğimiz insanın sempatik özelliklerini görmektir. Burada bizden empati'nin tanımı isteniyor. Empati kendimizi başka birinin yerine koymaktır. Cevabımız C şıkkı. İletişime girdiğimiz kişiyi anlamaya çalışmak ve onun yerine kendimizi koymaktır olacaktır. 70 Ne söylediğimizden daha önemlisi nasıl söylediğimizdir. cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır? A empati B öğrenme C. Enformasyon D. Yaşantı E. Beden dili Cevabımız E. Şıkkı beden dilidir. Beden dilinin tanımına baktığımızda insanları iletişimde kullandıkları 5 duyu organının yanında insanlar arası diyaloğun görünmez kahramanı olan bedenimiz tüm uzuvları da iletişimde önemli bir yer üstlenir. İletişimin üst seviyeye çıkarılabilmesi için beden dilini çok iyi bilinmesi ve kullanılması gerekir. Beden dili en etkili iletişim kanalıdır. İnsanların yüz yüze kurdukları ilişkilerde kelimeler %10, ses tonu %30, beden dili %60 önem taşır. 71. Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişimin önündeki engellerden biri değildir? A) Ön kabuller, B) Duyarsızlık, C) Alınganlık, D) Kararlılık, E) Ben merkezcilik yani egoizm. Buradaki şıklar arasındaki bir seçenek zaten kendini belli ediyor. Kararlılık etkili iletişimdeki engellerden değildir. Aksine motive edici ve azim göstericidir. Cevabımız D 72. Aşağıdakilerden hangisi problem çözmek için uygulanan aşamalardan değildir? A) Genel yaklaşım B) Problemin tanımlanması C) Seçeneklerin yaratılması D) Karar verme e probleme problemle yaklaşmak. Probleme problemle yaklaşmak problemleri azaltmaz aksine çoğaltır. Buradaki cevabımız E şıkkıdır. 73 Bir takım bilgilerin, sembollerin bir takım hedefler tarafından üretilmesi, geniş insan topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar tarafından yorumlanması sürecine ne denir diye sorulmuş. A kitle iletişimi, B bireysel iletişim, C empati, D geri bildirim, E eğitim. Buradaki tanımlamada bizden istenen cevap kitle iletişimidir. Dolayısıyla cevabımız A şıkkıdır. 74 Aşağıdakilerden hangisi stresi önlemek için yapılması gerekenlerden biri değildir? A gülümsemek, neşeli olmaya çalışmak, B öfke, korku ve endişeden uzak durmak, C kendini diğer insanlardan küçük görmek, D kendine karşı anlayışlı olmak, E yapılan işin önem ve değerini kabul etmek. Burada da bir şık kendini değerlerinden ayırt ediyor. C şıkkındaki kendini diğer insanlardan küçük görmek stresi azaltmaz, aksine çoğaltır. Cevabımız C şıkkı. 75. Aşağıdakilerden hangisi mesajın genel özelliklerinden biri değildir? A mesaj kaynak ve alıcı arasında kalmalıdır. B mesajın iletilme zamanı önemli değildir. C mesaj açık olmalıdır. D mesaj anlaşılır olmalıdır. E mesaj uygun kanalı izlemelidir. Burada yanlış olan cevap B şıkkı. Mesajın iletilme zamanı önemli değildir denilmiş. Mesajda zaman da önemlidir. Aşağıdakilerden hangisi beden dilinde dikkate alınmaz? A düşünceler, B bedenin duruşu, C bakışlar D. Başın hareketleri. E. Jestler. 76. soruda B, C, D ve E şıkları beden dili ile alakalıdır. A şıkkındaki düşünceler beden dili kapsamına girmez. 77. Sen dili karşınızdakini suçlamaya, yargılamaya yönelik bir konuşma tarzıdır. Bu konuşma tarzı davranışa, duyguya ve kişiliğe yöneliktir. Bu nedenle karşımızdaki insanı savunmaya iter. Aşağıdakilerden hangisi Sendin'in özelliklerinden biri değildir? A. Suçlayıcıdır. B. Karşımızdaki kişiye yönelik olumlu değerlendirme içerir. C. Öfke ve nefret gibi olumsuz duygular uyandırır. D. İletişimize deler. E. Çekingen ya da saldırgan insanlar yaratır. B. Şıkkındaki karşımızdaki kişiye yönelik olumlu değerlendirme içerir seçeneği. Sen dili değil daha çok ben dilidir ya da empati olabilir. Burada istenen cevap B şıkkıdır. 78. Belli bir amacı ve lideri olmadan teşkilatsız, sürekli olmayan ve kendiliğinden oluşan insan yığınlarına ne denir? A. Grup. B. Kalabalık. C. Toplum. D. Örgüt. E cemaat. Kendiliğinden oluşan insan yığınlarına kalabalık denir. Cevabımız B şıkkıdır. 79. Bir spor müsabakasını izlemek amacıyla bir araya gelmiş taraftarların oluşturdukları kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir? A organize pasif kalabalık, B organize aktif kalabalık, C organize olmayan pasif kalabalık, D organize olmayan aktif kalabalık. E. Saldırgan kalabalık. Cevabımız A şıkkı organize pasif kalabalık olacaktır. 80. sorudayız. Güvenlik görevlilerinin toplumsal olaylara müdahalesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Eylemin çevreye veya güvenlik kuvvetlerine karşı tecavüze dönüşmediği müddetçe huzur ve güven içerisinde gerçekleşmesi sağlanır. B, farklı görüşteki grupların karşılaşmaları halinde müdahale edilmez, sadece uzaktan takip edilir. C, dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı topluluk korunup güvenliği sağlanır. D, topluluktan dışarıya karşı yapılabilecek saldırılar engellenir. E. Provokatörler tarafından topluluğun amacından saptırılması engellenir. Toplumsal olaylara müdahalede yanlış olan seçenek, tutum, davranış diyelim B şıkkında yer almaktadır. Normalde farklı görüşteki gruplar yan yana getirilmemelidir. Ancak B şıkkında farklı görüşteki grupların karşılaşmalar halinde müdahale edilmez. Sadece uzaktan takip edilir denilmekte. Tam aksi olacak bir araya gelmeleri engellenecek şekilde tedbir alınacaktır. 81. Aşağıdakilerden hangisi job ile öncelikli vuruş bölgelerinden biri değildir? Job kullanırken hayati olmayan bölgelere vurulmalıdır. Soruda da bir hayati, 4 de hayati olmayan seçenekler mevcut. A kalça, B baldır, C ön kol bölgeleri D belden alt kısmı E boyun E şıkkı boyun hayati bölgelerdendir. Öncelikli vuruş bölgelerine girmiyor. 82 göz yaşartıcı gazların insanlar üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A nefes darlığı, diyaframda kasılma, D. Aşırı derecede gözyaşı ve yanma. C. işitme kaybı. D. Sürekli öksürme ve aksırma ihtiyacı. E. Göz kapaklarını istemsiz olarak kapama ve, ve gözyaşına bağlı olarak geçici görememe. Burada da bir şık kendini diğer dört şıktan ayırıyor. Göz yaşartıcı gazların işitme kaybına neden olması beklenemez. Cevabımız C şıkkıdır. 83. Aşağıdakilerden hangisi ilgiye dayalı kalabalıklardan değildir? A. Sahnede dans edenler. B. Stüdyoda koro halinde şarkı söyleyenler. C. Bilet kuyruğunda bekleyenler. D. Spor salonunda halk oyunları oynayanlar. E. Mahalle sahasında basketbol oynayan çocuklar. C seçeneği ilgiye dayalı kalabalıklardan değildir. 84 büyük grupları küçük gruplara bölmek, yanlara doğru dağıtmak, grup içerisindeki liderleri ve suçluları yakalamak amacıyla kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir? A) Hat düzeni, B) Çember düzeni, C) Kama düzeni, D) Yakın koruma düzeni, E) Bariyer düzeni. Burada tarif edilen düzen kama düzenidir bir ok ucu gibidir. Cevabımız C seçeneği kama düzenidir. 85 kalabalık yönetimi ile ilgili diğer sorumuz. Saldırgan bir grubun etrafını çevirmek ve topluluk içinden alınan şahsın muhafazasında kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir? Kalabalığın içinden bir kişiyi alıp korumaya çalışmak. A) Saldırı düzeni, B) Savunma düzeni, C) Sağ ve sola hat düzeni D çember düzeni E kama düzeni. Kişi ya da cismi korumak için oluşturulan düzene çember düzeni denilmektedir. Dolayısıyla cevabımız D şıkkıdır. 86. Bir topluluğu suç sayacak bir eyleme harekete itmek için tahrik etmeye ve kışkırtmaya ne denir? A motivasyon, B provokasyon, C davranış, D atak, E etkileşim. Klasik sorulardan gelmiş yine. Halkı tahrik etmek ve kışkırtmak provokasyona girer. Cevabımız B seçeneğidir. 87. 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Toplantı ve yürüyüşleri güneş doğmadan başlanamaz. B. 48 saat önceden mülki amirliğe bildirim gerekir. C. Açık yerlerdeki toplantılar gece vaktinin başlaması ile biter. D. Kapalı yerlerdeki toplantılar gece 24'e kadar yapılabilir. E. Toplantılar istenilen her yerde yapılabilir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü kanunu bilmesek de seçeneklerdeki bir şık zaten kendini bize belli ediyor. E şıkkında toplantılar istenilen her yerde yapılabilir denilmekte aksine toplantılar istenilen her yerde yapılamaz. Bunu haberlerde de sıkça görmekteyiz. Dolayısıyla yanlış olan cevap E şıkkıdır. 88 Aşağıdakilerden hangisinde kişi korumada güvenlik halkaları birlikte verilmiştir? A) Dış halka, basit halka, bileşik halka. B) Dış halka, orta halka, karmaşık halka. C) İç halka, dış halka, girift halka. D) Dış halka orta halka, iç halka, E savunma çizgisi. Bilgi isteyen bir soru sormuşlar. Kişi korumada güvenlik halkaları D seçeneğinde olduğu gibidir. Yani dış halka, orta halka ve iç halkadır. 89. Aşağıdakilerden hangisi talebine bakılmaksızın koruma altına alınacak şahıslardan değildir? A) Cumhurbaşkanı, B) İçişleri Bakanı, C) Milletvekilleri, D) Milli Eğitim Bakanı e Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Burada A, B, D ve E seçeneklerinde talebe bakılmaksızın koruma sağlanır. Ancak C seçeneği yani milletvekilleri için bir talep olduğu durumda koruma sağlanmaktadır. Buna benzer bir soru bir önceki dönemde de sorulmuştu. Sadece şıklarını değiştirmişler. Yani burada bizden istenen cevap C seçeneği milletvekilleridir. 90. soru belirlenen bir hedefe ve amaca ulaşabilmek için Önceden belirlenmiş plan, yol, usul ve yöntemlere ne denir? A) Davranış B strateji, C yöntem, D taktik, E eylem. Burada ben şahsen B şıkkı strateji ve D şıkkı taktik arasında kaldım ama bizden istenilen cevap D şıkkı taktik olacaktır. 90. soruyu geride bıraktık. Şu ana kadar öyle zorlayıcı ikilemde bırakacak fazla soruya denk gelmedik. Bu dönem soruları diğer dönemlere göre sanki biraz daha kolay sorulmuş gibi geldi bana. 91 Koruma görevlisi Ali, koruduğu insana yönelik bıçaklı saldırı yapılacağı ihbarını alır. Ali kalabalıkta öncelikle neye dikkat etmelidir? A. İnsanların ellerine, B. İnsanların eşgaline, C. İnsanların kıyafetine, D. İnsanların gözlerine, E. İnsanların yüzüne. Ali bıçaklı bir saldırı ihbarı alıyorsa öncelikli olarak insanların ellerine dikkat etmelidir. Yani cevabımız A şıkkıdır. 92- Kişi koruma hukuku ve korumanın ilkeleri ile alakalı bir soru. Korunan kişinin aracı ile koruma aracı arasındaki mesafe nasıl olmalıdır diye sorulmuş. A) Öndeki aracı kaybetmeyecek mesafede. B) 4 araç boyu mesafede. C) Araçların arasına başka bir araç girmeyecek mesafede. D) Önemli kişiyi görecek mesafede. E. Yakın mesafede. Koruma aracı araçların arasına başka bir araç girmeyecek mesafede bir takip yapar. Dolayısıyla bizden istenen cevap C seçeneğinde mevcuttur. 93. Aşağıdaki maddelerden hangisi intihar bombacısının özelliklerinden değildir? A. Sabit fikirlidir. B. Ölümü göz almıştır. C. İnsancıldır. D. ikna edilmesi zordur. E içine kapanıktır. İntihar bombacısının insancıl olma gibi bir ihtimali yoktur. Cevabımız C seçeneğidir. 94. Aşağıdakilerden hangisi seyyar fiziki güvenlik engellerinden değildir? A paravanlar, B güvenlik şeritleri, C istinat duvarları, D zincir, E kordonlar. Burada A, B, D ve E seçenekleri seyyar fiziki güvenlik engelleridir. C seçeneğindeki istinat duvarının seyyar olma gibi bir özelliği yoktur. Bariyer deseydi belki olabilirdi. Ancak istinat duvarı söylenmiş. Cevabımız C seçeneğidir. 95. Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma hizmetlerinde asansör kullanırken yapılmamalıdır? A. Asansördeki herkes indirilmelidir. B. Asansör içerisindeki kapı tarafında bulunmalıdır. C. Asansör önceden mutlaka kontrol edilmelidir. D. Asansöre kapasitesinin üzerinde insan binmesi engellenmelidir. E. Asansörden önce koruma personeli inmelidir. Buradaki A seçeneğinde asansördeki herkes indirilmelidir denilmiştir. Yanlış olan yapılmaması gereken davranış budur. Asansörde yabancı şahıslar var ise Korunan şahısla arasına koruma personeli kişileri rahatsız etmeden girmelidir. Dolayısıyla yapılmaması gereken davranış A seçeneğindedir. 96 Genel kollukla ilişkiler sorularına geçtik. Ülke genelinde iç güvenliği sağlamak ve kamu düzenini korumakla yükümlü silahlı birer kuvvet olan genel kolluk aşağıdakilerden hangileridir? A özel güvenlik, B polis, jandarma, sahil güvenlik, C ordu kolluğu, D belediye kolluğu e çarşı ve mahalle bekçileri. Burada bizden genel kolluk hangileridir diye istenmiş. Genel kolluk kuvvetleri denildiğinde genel emniyeti ve asayişi sağlamaktan sorumlu polis, jandarma ve sahil güvenlik komutanlığı anlaşılmalıdır. Özel kolluk kimlerdir? Bir de onlara bakalım isterseniz. Bunlar özel güvenlik teşkilatları, belediye zabıtası, liman zabıtası, orman muhafaza ve gümrük muhafaza özel kolluğa girmektedir. Yardımcı kolluk kuvvetlerine baktığımızda ise bunların asıl görevi asıl kolluk görevlileri bulunmadığı zaman o kolluk kuvvetinin görev ve yetkilerini kullanan görevlilerdir. Bunlar çarşı ve mahalle bekçileri, köy muhtarları, köy koruyucuları, çiftçi mallarını koruma bekçileri, kır bekçileri, gemi kaptanları. 97 Kamu düzenini ve güvenliğinin sağlanması yönünde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir? A. Jandarma Komutanı B. Emniyet Müdürü C. Belediye Başkanı D. Garnizon Komutanı E. Mülki İdare Amiri 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile Vali ve kaymakamlara bazı yetkiler verilmiştir. Mülki idare amirleri, vali ve kaymakamlar, havalimanı, liman, gümrük, gar ve istasyon gibi yerler ile spor müsabakalarının sahne gösterilerinin ve benzeri etkinliklerin yapıldığı yerlerdeki özel güvenlik tedbirlerinin denetlemeye ve kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde ek önlemler aldırmaya yetkilidir. Yani 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında ek önlemleri illerde Valiler, ilçelerde kaymakamlar almaktadır. Dolayısıyla buradaki cevabımız E şıkkı mülki idare amiri olacaktır. 98. Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma görevi yapan özel güvenlik görevlilerinin kullandığı ekipmanlardan değildir? A silah, B tornavida, C çelik yelek, D telsiz, e el feneri. B seçeneği tornavida kullanılan ekipmanlardan değildir. 99. Kontrol sırasında el konulan madde ve cisimler ne yapılır? A. Not alıp sahibine verilir. B. Depoda koruma altına alınır. C. Mülki amire teslim edilir. D. Sahibine verip görev alanına girişini engeller. E. Yasal işlemi yapılmak üzere genel kolluğa teslim edilir. Kontrol sırasında el konulan madde bir tutanakla birlikte genel kolluğa teslim edilir. Cevabımız E seçeneğidir. Yüzüncü sorudayız. Silahsız adaylar için bu son sorumuzdur. Parkta meydana gelen yaralamalı kavga olayında olaya ilk müdahale eden özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır? A. Şüpheli ve mağdur aynı yerde bulundurulur. B. Kalabalığı ve ilgisiz kişileri olay yerinden uzaklaştırılır. C. Olay hemen genel kolluğa bildirilerek ve ilk ekibin gelmesi sağlanır. D. Olay yerinde bulunan suç delilleri muhafaza edilir. E. Güvenlik ve sağlık tedbirleri alınır. Burada yapılmaması gereken davranış A seçeneğindedir. Şüpheli ve mağdurun aynı yerde bulundurulması başka olaylara da neden olabileceğinden bu iki kişi, bu iki taraf ayrı tutulması gerekmektedir. Silahsız adaylar için testimiz sona ermiştir. Silahsız adaylar bu 100 sorunun 60'ını doğru bilmeleri gerekiyor. Yani silahsız adayların güvenlik yaka kartı almaları için 60 soruya 60 puana ihtiyaçları var. 60 puan aldıkları takdirde silahsız güvenlik yaka kartını almaya hak kazanacaklardır. Silahlı adaylar için durum biraz farklı. Onu da silahlı soruları çözdükten sonra ayrıntısıyla açıklayacağız. Ayrıca sınavı geçtikten sonra ne gibi işlemler yapılıyor? O konuda da videonun sonunda biraz bilgilendirme yapacağız. Silahlı sorularımıza geçmeden önce halen daha kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklayarak bir sonraki paylaşımlarımdan haberdar olabilirsiniz. Ve ilk silahlı sorudayız. Silah taşıma ve bulundurma ruhsatları Hangi kanuna göre düzenlenir? A) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun, B) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, C) 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, D) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, C) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu. Silah taşıma ve bulundurma ruhsatları ile ilgili kanun 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna göre belirlenmektedir. Cevabımız A seçeneğidir. 2. Bir tabancanın tetiğini çektiğimizde horozu kurup düşüyorsa bu nasıl bir sistemdir? A yarı otomatik, B tam otomatik, C tek hareketli, D çift hareketli, E makineli bir tabancanın tediğini çektiğimizde horozu kurulup düşüyorsa bu tek hareketli sistemdir. O da C seçeneğinde mevcuttur. Üçüncü soru kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur? A sürgü, B namlu, C fişek yatağı, D gövde, e hazne. Kovan atma boşluğu sürgü üzerinde bulunmaktadır. Cevabımız A şıkkı sürgüdür. Sürgü üzerinde yer alan diğer parçalara baktığımızda sürgü takımı içerisinde gez, arpacık, kovan atma boşluğu, tırnak, emniyet mandalı, iğne ve yayı bulunmaktadır. Dördüncü soru şarjör tüpü içerisinde bulunan şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir? Fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçayı soruyorlar. A gerdel, B şarjör kapağı, C rampa, D fişek çıkarıcı, E fişek yatağı. Şarjör yayının üst kısmında bulunur ve fişeklerin üzerine yerleştirilir. Bu parçaya gerdel denilmektedir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği gerdel'dir. Gerdel dışında şarjörün diğer parçalarına baktığımızda şarjör tüpü gövdesi, gerdel yayı, şarjör kapağı ve şarjör kapak kili de şarjörün parçaları arasında bulunmaktadır. Beşinci soru aşağıdakilerden hangisi tabancanın emniyet sistemlerinden değildir? A. Mandal emniyeti B. Horoz emniyeti C. Şarjör emniyeti D. Namlu emniyeti E. Kabza emniyeti Şıklarda belirtilen mandal emniyeti, şarjör emniyeti ve kabza emniyeti ana emniyet tertibatlarındandır. Horoz emniyeti ise yardımcı emniyet terdibatı arasında yer almaktadır. Buradaki D seçeneğindeki namlu emniyeti emniyet terdibatları arasında yer almaz. Dolayısıyla cevabımız D şıkkıdır. Ek bilgi olması adına emniyet terdibatlarından da bahsedelim. Terdibatlar ikiye ayrılıyor. A. Ana emniyet terdibatları. B. Yardımcı emniyet terdibatları. Ana emniyet terdibatları arasında mandal yani parmak emniyeti, C şarjör emniyeti ve kabza emniyeti bulunmaktadır. Şarjör emniyeti de genellikle Belçika Brownik tabancasında bulunmaktadır. Sanırım bu konuyla ilgili bir soru olacaktı. Yardımcı emniyet terdibatları arasında da horoz, tetik, iğne, ikaz emniyetleri bulunmaktadır. Altıncı soru aşağıdaki silahlardan hangisinde emniyet sistemi yoktur? A. MP5 makineli tabanca B. CZ75 tabanca C toplu tabanca, D 40 kale tabanca, E Yavuz 16 tabanca. Emniyet sistemi toplu tabancalarda bulunmaz. Cevabımız C şıkkıdır. Toplu tabancalarda emniyet mandalı yoktur. Fişeklerdeki çubuğu çıkaran parçaya çıkarıcı yıldız denir. Toplu tabancalarda horozlu sistem vardır. 7. soru. Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almasına engel değildir? A iğnenin kırık olması, B tetiğin arızalı olması, C barutun yetersiz veya nemli olması, D kapsülün arızalı olması, E tırnağın kırık olması. Tırnağın kırık olması silahın ateş almasına engel olmaz. Dolayısıyla cevabımız E şıkkıdır. Tırnağın kırılması kovan atma tertibatıyla alakalıdır. Diğer şıklarda belirtilen hususlar sonucunda silah ateş almaz. 8 Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin atış mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir? A çekirdeğin ağırlığı B horozun darbe gücü, C havanın yoğunluğu, D havanın ısısı, E rüzgar. Horozun darbe gücü mermi çekirdeğinin atış mesafesini etkilemez. Dolayısıyla cevabımız B şıkkıdır. 9. Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisi değildir? A unutkanlık, B ihmal, C kendini aşırı güven, D heyecan, E fişek yatağına fişek sürülmemesi. Cevabımız E şıkkı fişek yatağına fişek sürülmemesi. 10. soru 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddesindeki silah bulundurma ve taşıma yetkisi belirlemede usul nedir? A Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir. B İl Emniyet Müdürlüğünce belirlenir. C İl Özel Güvenlik Komisyonunun kararı ve valinin onayıyla belirlenir. D Bölge Polis Merkezince belirlenir. E ilgili kurum kuruluş tarafından belirlenir. Silah bulundurma ve taşıma yetkisi belirlemedeki usul il özel güvenlik komisyonunun kararı ve valinin onayıyla belirlenir. Cevap C şıkkıdır. 11 rayür nedir diye sorulmuş bilgiye dayalı sorulardan A çekirdek ağırlığıdır, B kapsül içindeki yanıcı maddedir, C silah markasıdır, D namlu içindeki genişliktir, E yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlerdir. Yiv ve Set'in çekirdek üzerinde bıraktığı izlere rayür denilmektedir. Yiv ve Set'lerin tanımı ise Yiv ve Set'ler namlu içerisinde en geriden en uca doğru dönerek ilerleyen girinti ve çıkıntılardır. Set namlu içindeki helezoni çıkıntılardır. Yiv ise Set'ler arasındaki helezoni girintilerdir. 12. Aşağıdakilerin hangisinde yarı otomatik horozlu tabancaların ateşleme tertibatının işleyiş sırası doğru verilmiştir. A. Tetik, tetik manivelası, horoz, iğne. B. Horoz, iğne, tetik, tetik manivelası. C. Tetik manivelası, tetik, horoz, iğne. D. iğne tetik, tetik manivelası. D. iğne tetik, tetik manivelası, horoz. E. Tetik, iğne, tetik manivelası, horoz. Tekerleme gibi oldu yarı otomatik horozlu tabancaların ateşleme terdibatı A seçeneğinde olduğu gibidir. Yani tetik, tetik manivelası, horoz ve iğnedir. Kısaca ateş alma terdibatının sıralamasını sormuşlar. Bu da A şıkkında bulunmaktadır. 13. soru genellikle karıştırılan sorulardan 9 çarpı 19'luk fişek denildiği zaman ikinci rakam olan 19 kovan boyunu ifade ederken İlk rakam olan 9 neyi ifade eder? A çekirdek çapını, B kovan çapını, C fişek uzunluğunu, D namlı çapını, E kalibre olarak fişek çapı. 9 çarpı 19 fişeğin açılımı şu anlama gelir. Mermi çapı yani çekirdek çapı 9 milim, kovan boyu 19 milim. Dolayısıyla buradaki 9 A seçeneğindeki çekirdek çapını ifade etmektedir. 14. Ateşleme iğnesi fişeğin hangi bölümüne darbe yaparak ateşlemeyi başlatır? A) Kovan, B) Kapsül, C) Barut, D) Çekirdek, E) Kovan dip taplası. Ateşleme iğnesi kapsüle darbe yaparak ateşlemeyi başlatır. Cevabımız B şıkkıdır. 15. Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmasına engel olan faktörlerden biri değildir? A) İğne veya yayı kırık olabilir. B) Fişek yatağı kirli olabilir. C şarjör yerine oturmamış olabilir. D şarjör ağzının kenarları arızalı olabilir. E şarjör içindeki çekirdek çapı farklı olabilir. Burada iğne ve yayının kırık olması silahın dolduruş yapmasına engel olmaz. Dolayısıyla bizden istenen cevap A seçeneğindedir. 16. Aşağıdakilerden hangisi gez ve arpacığın birlikte oluşturduğu sisteme verilen isimdir? A nişangah sistemi, B kabza sistemi, C atış sistemi, D mandal emniyeti sistemi, E nefes tekniği sistemi. Gez ve arpacığın oluşturduğu sisteme nişangah tertibadı denilmektedir. Nişan attı en doğru olarak göz, gez, arpacık ve vurulmak istenen nokta ile ifade edilir. İyi bir nişan attı oluşturmak için arpacık net, gez ikinci derecede net Hedef ise flu olmak zorundadır. 17. Şarjör yuvası, horoz, çıkarıcı, tetik gibi parçalar aşağıdakilerden hangisi üzerinde bulunur? A. Gövde, çerçeve, B. Sürgü, kapak takımı, C. Kabza, D. Nişan tertibatı, E. Ateşleme tertibatı. Şarjör yuvası, horoz, çıkarıcı, tetik ve kabza gibi parçalar gövdede bulunur. Cevabımız A seçeneğidir. 18 Kovan atma tertibatı nelerden oluşur? A tırnak, çıkarıcı, kovan atma boşluğu, B tırnak, çıkarıcı, C çıkarıcı, kovan atma boşluğu, D namlu, iğne, horoz, E şarjör, horoz ve namlu. Kovan atma tertibatı tırnak, çıkarıcı ve kovan atma boşluğundan oluşur. Dolayısıyla 18. sorunun cevabı A şıkkıdır. 19. Hangisi silahın kovanda bıraktığı izlerden değildir? A tırnak izi, B yiv ve set izi, C çıkarıcı, D iğne izi, E fişek yatağı. Bu soruyu az önce kısmen açıklamıştık. Yiv ve set izi mermi çekirdeğinde oluşan izdir. Buna da rayür denilmekteydi. Dolayısıyla yiv ve set izi kovanda iz bırakmaz ve yanlış olan cevap B şıkkıdır. 20 silahı emniyetli olarak nasıl kullanacağını öğrenmedikçe hiç kimse silah kullanmamalıdır. Bu bağlamda genel emniyet kuralları açısından aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Tetiği çekmek istemedikçe asla parmağınızı tetik korkuluğunun içerisine koymayınız. B. Zarar vermek istemediğiniz bir nesneye asla silahı doğrultmayınız. C. Herkes kullandığı silahın çalışma sistemini bilmelidir. D silah sürekli dolu halde taşınır. E silah atışa hazır oluncaya kadar emniyette bulundurulmalıdır. 20. soruda genel emniyet kuralları açısından uygun olmayan seçenek D seçeneğidir. Silahını emniyetli olarak nasıl kullanacağını bilmeyen bir kişinin silahı sürekli dolu olmamalıdır. 21. Silahın hangi parçasının eksik olması atışı engel teşkil etmez? A ine, B tetik, C namlu, D gez e fişek yatağı. Gezin olmaması silahın atış yapmasına engel olamaz. Gez az önce de açıkladığımız gibi nişan hattı üzerinde bulunur ve silahın ateş almasına engel olmaz. 22. soru. 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun yönetmelik kapsamında silah taşıma bulundurma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir ve kaç yıllığına verilir? A. 18 yaş 7 yıl B 19 yaş 3 yıl, C 21 yaş 5 yıl, D 25 yaş 2 yıl, E 20 yaş 5 yıl. 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun çerçevesinde 21 yaşını doldurmuş olan şahıslar 5 yıl süreyle taşıma ya da bulundurma silah ruhsatı alabilirler. Yani 21'e 5. C seçeneğinde her dönem sorulan banko sorulardan biridir. Genelde ya yaşı sorarlar ya süresini sorarlar. Bu sefer de ikisini birlikte sormuşlar. 23. Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarayan, aynı zamanda şarjörde fişek bittiğinde sürgünün geride kalmasını sağlayan parçanın adı nedir diye sorulmuş. A gerdel yayı, B icra yayı mili, C tetik manivelası, D kilitleme dişleri e, sürgü tutucu pimi. Bilgiye dayalı bir soru sorulmuş. Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarayan, aynı zamanda şarjörde fişek bittiğinde sürgünün geride kalmasını sağlayan parçaya sürgü tutucu pimi denilmektedir. Cevabımız E şıkkıdır. 24, 14'lü Browning tabanca hangi özellikli emniyet sistemine sahiptir? Az önce bunun açıklamasını yapmıştık. A. Tetik, B. Mandal, C. Horoz, D. Şarjör, E. Kabza. Browning tabancalar şarjörlü emniyet sistemine sahiptirler. Dolayısıyla cevabımız D şıkkıdır. 25. sorudayız. Silahlı adaylar için bu son sorumuzdur. Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir? Yine klasik sorulardan biri gelmiş. A takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır. B takma işlemin genel kuralı yoktur. C takma işlemi sökülme işleminin en son işleminden başlanarak sırayla yapılır. D önce şarjör takılır. E silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir. Cevabımız C şıkkıdır. Sökülmüş silahın takma işlemi sökülme işleminin en son aşamasından başlanılarak sırayla yapılır. Böylelikle Özel Güvenlik 88. Temel Eğitim Yazılı Sınav Soru ve Cevaplarını sizlerle birlikte paylaşmış olduk. Şimdi sınavınız bitti. Sınavdan kaç almanız gerekiyor? Biraz da ondan bahsedelim. Silahsız adaylar için ilk 100 soru geçerlidir. Bu 100 sorudan 60'ını yapmak zorundalar. Yani her bir soru 1 puan olmak üzere 60 puan almak zorundalar. Yanlış doğruyu götürmüyor. Bu hala sınava girenler için büyük bir avantaj. Silahlı adaylar ise toplamda her iki taraftan 120 puan almak zorundalar. Ancak her iki taraftan da 50'nin altına düşmemek üzere bir avantaj sağlayabilirler. Örneğin 25 silahlı soru, her soru 2 puandan 50 puan yapıyor. Silahlı atışlarda da 5 atış mevcuttur. Her biri 10 puandan orası da 50 puan yapmakta ve böylece silahlı kısımda toplamda 100 puan bulunmakta. Şimdi silahlı aday ilk 100 kısımdan 55 aldığını farz edelim. Diğer kısımdan ise 120'ye tamamlamak için yani silahlı soru ve atıştan 65 almak zorunda. 55 artı 65 eşittir 120 yapıyor. İkinci kısımdan yani silahlı soru ve atışlardan diyelim arkadaş 50 aldı. Bu sefer de ilk kısımdan yani ilk 100 soruluk kısmından 70 alması gerekiyor ki sınavı geçsin. Yani 50'nin altına düşmemek kaydıyla her iki tarafın toplamı 120 puan olacak. Sınav sonuçları açıklandı, sınavı geçtiniz. Şimdi ne yapmanız gerekiyor? Kısaca ondan bahsedeyim. Sınavı geçtikten sonra eğitim almış olduğunuz kurs, sizin adınıza, olduğunuz illerdeki valiliklere özel güvenlik eğitim sertifikanızı almak için başvuru yapıyor. Buradaki işlemleri eğitimi almış olduğunuz kurs tamamlıyor ve sertifika kursa geldikten sonra kurs size mesaj yoluyla genelde mesaj çekiyorlar. Sertifikanız geldi. Yaka kart işlemleri için artık başvuru yapabilirsiniz diye bildirimde bulunuyor. Yaka kart işlemleri için gerekli olan belgeler ekranda görüldüğü gibidir. 1 aslı gösterilmek üzere diplomanızın fotokopisi 2. Yine aslı gösterilmek üzere özel güvenlik sertifikasının fotokopisi. Özel güvenlik sertifikanız sizde kalıyor. Siz emniyete sertifikanızın fotokopisini veriyorsunuz. 3. Sağlık kurulundan almış olduğunuz rapor. Yenileme eğitimi alanlar bu raporu vermiyorlar. Sağlık raporu 2019'da 200 liraydı. 2020'de 250 lira olması lazım. 4. 2 adet biyometrik fotoğraf. Fotoğraf 3 adet de olabilir ama en az 2 adet isteniyor. 5 mavi renkli naylon dosya bu istenilen belgeleri dosyaya koymak için. 6 özel güvenlik kimlik kartı için yatırdığınız harç parasının dekontu. Bu harç parası da 2019 yılında 735 liraydı. 2020 yılında %22,5 zam yapılmış ve 904 liraya çıkarıldı bu rakam. 7 ise özel güvenlik görevlisi ve yönetici kimlik kartlarının temini, basımı ve müracaat sahiplerinin adresine dağıtımı için Türk Polis Teşkilatının Güçlendirme Vakfı'na ödediğiniz tutarın ki bu tutar yine 2019'da 30 liraydı, 2020'de ise 40 lira. Bu bedelin yatırıldığına dair dekontta istenilen belgeler arasında ve son olarak güvenlik araştırma formu. Bunu Eğitim aldığınız kurs genelde temin ediyor. Ancak bunu internetten de temin edebilirsiniz. Yazdığınızda çıkıyor. Tüm bu evrakları tamamladıktan sonra ikametgahı yani yerleşim adresi polis bölgesi olanlar emniyet müdürlüğüne yerleşim yeri yani ikametgahı jandarma bölgesi olanlar ise bu evraklarla birlikte jandarmaya başvuruyorlar. Jandarma bölgesine başvuracak adaylar ayrıyetten bir adet kimlik fotogobisi, bir adet ikametgah belgesi, bir adet de kan grubu belgesi istenmekteymiş. Yaka kartı için gerekli evrakları teslim ettikten sonra yaka kartınız genelde 2 ay içinde en geç 2 ay içinde posta yoluyla beyan etmiş olduğunuz adrese gönderilmektedir. PTT yoluyla gönderiliyor. Bu video için vereceğim bilgiler bu kadar bir sonraki dönem sorularında sorusunda görüşmek üzere. Kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklayarak bundan sonraki paylaşımlarımdan her an haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki paylaşımımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.